olayı sadece eğer biz 6-8 Ekim'le o gün yaşanan vahşetle sınırlı tutarsak belki bunun perde gerisini göz ardı edersek doğru bir teşhis ve tespitte bulunamayız. Birbiriyle bağlantılı olan bir süreçtir ve 6-8 Ekim neticedir o sürecin. Nedir bu süreç? Özellikle Kürt meselesinin çözümüyle alakalı olarak hükümetin örgütle yürütmüş olduğu bir çatışmasızlık süreci vardı. Halk arasında ya da kamuoyunda çözüm süreci diye adlandırılan bu çatışmasızlık sürecinde maalesef o dönemin idarecilerinin belki basiretsizliği veyahut da yanlış bilgilendirme sonucu yol ve yöntemde izlenen yanlışlıkların sonucudur 6-8 Ekim. Nedir bu yanlışlık? Kürt meselesinin çözümünü silah bırakmayan, şiddeti terk etmeyen ve şiddeti amacına ulaşmak için bir yol ve yöntem olarak seçen bir örgütle onun elinden bu argümanını almadan masaya oturmak ve bütün Kürtler adına Kürt meselesini örgütün şiddet sorununa indirgeyerek onunla bu meselenin konuşulması örgütün tamamen bölgeye çökmesine sebep oldu. O süreçte çatışmasızlık var diye sürecinde örgütle bir diyalog var, görüşmeler var ve bundan dolayı devletin güvenlik birimlerine verilen talimat gereği kırsalda, köylerde, şehirlerde örgütün üzerine gitmeyin. Silahlı militanların peşine düşmeyin. Hatta bunu o dönem başbakan yardımcılarından olan Bülent Arınç'ın beyanı var. Diyor ki eli silahlı militanlar karakolun önünden geçerken karakola bay bay edip gidiyorlardı. Ve asker seyrediyor. Bu insanlar bunu fırsat bilerek bölgede örgütsel hakimiyet kurmak istediler. Ve bu hakimiyeti önünde de belki en büyük engel olarak İslami kesimleri gördüler. İslami camia ve cemaatleri gördüler ve özellikle de belki o süreçte örgüte hiçbir zaman eyvallah etmeyen, örgütün ideolojisini benimsemeyen dindar insanların desteklediği cemiyet, dernek ve parti olarak Hüdapar'a yöneldiler ve hedef seçtiler. Bütün bunlar o dönemde mesela çözüm sürecinde öncesine baktığımızda o süreçte ilçe başkanlarımız kaçırıldı. Üyelerimize yönelik saldırılar oldu. Seçim döneminde, özellikle yerel seçimler döneminde ki o dönem Hüdapar'ın Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı adayıydım ve Lice'de esnaf ziyaretimizi bitirip çıkarken örgütün saldırısına uğradık. Araçlarımız yakıldı ve bu dahi soruşturmaya tabi tutulmadı. O dönemde örgütün, bütün bunlar işte örgütün silahlanmasına, teçhizatını, özellikle silahlı teçhizatını artırmasına bu süreci bu amaçla kullandı. Halkı sindirme amacıyla kullandı ve nihayetinde Hüdapar'ı belki bu noktada Hüdapar'ı ve sevenlerini, üyelerini, destek verenleri bu sindiremediği için hedef haline geldi. 6-8 Ekim'e işte buradan gelirsek bu ön bilgiden sonra 6-8 Ekim örgütün Hüdapar'a olan kininin, nefretinin dışa yansıdığı gündür. Sadece eğer biz işte 3-5 kişinin ya da birkaç yüz kişinin, birkaç bin kişinin işte tepki amaçlı sokağa çıktığı, sivil bir tepki ortaya koyduğu ve bunun işte dozajını kaçıp şiddete dönüştüğü bir eylem ve etki olarak bakamayız buna. Bilinçli, tasarlanmış, öncesinden hedefler belirlenmiş ve ona göre bütün muhalifleri binlerce insanın sokağa döktürüldüğü bu süreçte bütün muhaliflerin sindirilmesi
hedef onların deyimiyle hedeflerin yok edilmesi ki bunu o dönem BDP eş başkanı, Diyarbakır İl Eş Başkanı Zübeyde Zümrüt'ün beyanı var ortada. Şunu söylüyordu. Diyarbakır'da yani provokatif amaçlı olarak iftirada bulunuyor. Diyor ki Diyarbakır'da IŞİD'le bağlantılı 400 tane İslami dernek var. Gün bugündür. Hepsini imha edin ve yarına bırakmayın. Hedef gösterdi. Ve buna rağmen süreç o çözüm süreci döneminde de süreç bittikten sonra da bu beyanından dolayı bu şahıs soruşturma dahi geçirmedi. Bütün provokasyonlarına katılmıyor. Tabii o dönemde yapılan Diyarbakır'daki kışkırtmanın bir ayağı da buydu. Hedef gösterme vardı. Camiamızı sindirme vardı ve İslami kesimleri bu münasebetle pasifize etme, sindirme, devletçe ve örgütün bölge üzerinde, Kürtler üzerinde tamamen hakimiyet kurmasını sağlama. Hatta ben şunu şekilde ifade ediyorum. 6-8 Ekim olayları Kürtleri rehin alma operasyonuydu. Rehin alma çalışmasıydı. Kürtlerin iradesini örgüte rehin verme projesiydi ve bu proje akamete uğradı. O işledikleri vahşet karşısında toplumun tepki vermesi, özellikle onlara destek veren kesimlerin dahi bu tavır karşısında, onların bu vahşeti karşısında geri adım atması, onların bu amacına ulaşmasını engelledi. Yani 6 Ekim olayları öyle bir vahşet ki sakalı her kişi hedeftir. Örtülü, tesettürlü, çarşaflı her bayan ve yanındaki erkek hedeftir. Ve bu şekil onlarca insan öldürüldü o gün ya da saldırıya uğradı, yaralandı. Öyle bir şey ki yani sorgulanması gereken bir de şu var. Bu süreçte örgütün Kürt toplumunu dönüştürdüğü nokta açısından bu önemli. Öyle bir hale getirmiş ki Kürt gençlerini, öyle bir duruma getirdi ki yani tamamen vahşi, örf, adet tanımayan ve büyüğünü, küçüğünü tanımayan, din ve dine saygısı olmayan, dindara saygısı olmayan bir toplum yapısı oluşturdu kendine bağlı olan gençlerden, kişilerden. Kürtlerin örfünde, adetinde babasının düşmanı dahi olsa evine gelip sığınan bir insanı onu kovalayan, öldürmek için peşindeki insanlara teslim etmez, onu alır, himaye eder, babasının katilini dahi. Biz büyüklerimizden böyle öğrendik. Bizim Kürtlerin tarihindeki hikayelerimiz bu şekildir. Sıtranlarımızda bunlar var. Hele hele silahsız bir insanı, yüzlerce, binlerce insan toplanıp linç etme. Bu yoktur Kürtlerin örfünde, adetinde. Hele hele yakma. O dönemde Arakan'daki Müslümanlara Budist rahiplerin uyguladığı yakma görüntüleri basına yansıyordu. Ve burada da aynı onları örnek alırcasına o gençlerin cesetlerine işkence edildi. Dirisini zaten vahşi bir şekilde işkenceyle katledildiler ama cesetlerine işkence edildi. Araçlarla üzerlerinden geçildi. Yakıldı, benzin dökülüp yakıldı. Bu bir vahşettir. Ve bu vahşet Kürtlerde bir kırılma meydana getirdi. Bu bir kırılma noktasıdır bana göre. Ve o kırılma nedeniyle örgüt
belki gücünün zirvesindeyken ta dibe kadar şu an örgütün talimatıyla sokağa çıkacak kimseyi bulamaz hale geldiler. Binlerce insanı sokağa çıkabilecek durumdayken bugün geldikleri nokta. İşte bazı kırılma noktaları vardır. Belki örgütün bu noktadaki bu vahşetinin, bu katliamının neticesi olarak Kürtler örgütün şiddetine şu an mesafeli durmaya başladılar. Ve örgüte şiddet noktasında, silah noktasında örgütün şiddetini ve silahını tasvip etmeyen bir hale geldiler. Bu da 6-8 Ekim'deki o vahşetin neticesidir diye düşünüyorum.